Yani 1 liranın üretim maliyetinin 3 lira olması sosyal medyada gündem oldu. Biz de bu durumu vatandaşlara sorduk. Madeni 1 liranın maliyeti 3 liraya çıktı. Sosyal medyada bu konuda yorum yağdı. Milas sakinlerine 1 TL'nin 3 TL'yi üretildiğini söyledik. Bakın bu durumu nasıl yorumladılar. Madeni 1 TL 3 TL'ye mal oluyor. Neler söylersiniz? Ne söyleyeyim oğlum, zarar. Değil mi? Başka ne diyeyim? Ya bir şey anlamadım sorumuzdan ya. Madeni 1 lira. 1 lira 3 liraya mal oluyor. Basılırken. He. Kim basıyor onu? Devlet basıyor tabii ki. Devlet basıyor. Niye öyle yapıyor? Yapacak bir şey yok. Abicim ben esasında şöyle söyleyeyim. Bildiğim şeyi bir üniversiteden geldim. Koyunuz da ondan. Koyun. Boşuna konuşuyoruz yani. Onu değiştirme olanağımız yok. Yani boşuna konuşuyoruz. Hiçbir yapabilecek bunu bilmediğim için değil de bilmemezlikten geldim. Yani ilginç bir şey. Paraya bile yok, şu basıyor bu basıyor diyorlar. Hepsi hikaye yani. Koyunuz hani. Ama elimizden gelen bir şey yok. Yapacak bir şey. Gelen var mı? Var. Bakayım. Şöyle vereyim. Bunun maliyeti 3 TL. Yani bu para 3 liraya üretiliyor. 3 lira üretiliyor. Bu para 3 liraya üretiliyor. Neler söylersin? Yani böyle geliştik mi biz? Bu kadar. Gelişmediğimiz için mi bilmiyorum yani. Ne yapabiliriz? Onu bilmiyorum. Soruyu anlamadım ben. O yüzden söyleyemiyorum. Ya bak diyorum ki bu görmüş olduğun 1 TL madeni para basılırken 3 liraya mal oluyor. He. Bunun sonucunda ne olabilir? Onu mu soruyorsunuz? Görmüş olduğunuz madeni 1 TL'nin darphanede basım maliyeti 3 TL. Ne söylersiniz? Ülke her yerde zarar. Yani 1 liranın 3 lira basımı varsa hangi akılla bu parayı basan bu insanlar? Yani yukarıdaki adamlar hangi akılla bu parayı basıyor ya? Sen beni her seferinde 3 lira zarara sokuyorsun ya demektir bu. Anladın mı? Ne olacak bu memleketin hali böyle? Olmaz, olur mu? Olmaz. Yani 1 lira için 3 lira harcama yapılırsa çok kötü. Zaten sıfırlamız atılacakça paramızın değeri de düştü. Onun için dediğiniz katılıyorum. Alamıyoruz doğru dürüst. Evvela 2 tane aldığımız şeyi şimdi 1 tane zor alabiliyoruz. İnşallah seçimlerden sonra her şey normale döner. Eskisi gibi oluruz. Eski günleri arar olduk. Daha bu lafın üstüne sanırım diyecek bir şey yok. Baba 1 liraya satılıyor. Yani zarar. Hayır, bu 1 liranın basımı için 3 lira harcanıyor. Yani şunu darphaneden çıkartmak sizin cebinize girerken 3 lirada bunun maliyeti var. Ne yapmamız lazım o zaman? Yapacak bir şey yok. Devlet ne yapıyorsa o. Doğru söylüyorsun. Söyleyecek bir şey yok. Ne söyleyeceksin yani? Çok şey var aslında da. Söylemeyelim, bize kalsın. Herkes biliyor zaten.